Zeynep. 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 Kımıldatma. Kımıldatma. Zeynep. Zeynep iyi misin güzelim? Zeynep. 45-52 merkez. 45-52 merkez. Pansiyon yakındaki inşaata acil bir ambulans. Tekrar ediyorum. Pansiyon Zeynep. Yakındaki inşaata acil bir ambulans. Rıza Baba ya. Hadi Rıza Baba ne yapacağız ha? Sakin ol. Zeynep. Karım nasıl doktor? Zeynep nasıl? Abi bir saniye. Dün geceden beri bekliyorum. Biri bir şey söylesin artık doktor. Karınızın durumu stabil. Çok kan kaybetti. Ancak takviye ettik. Bebeğe gelince... Evet. Bebeğim nasıl? Oğlum nasıl doktor? Şimdilik bir şey söylemek zor. Annesi gibi o da dayanıyor. Ama bir süre izlememiz gerekecek. Ne demek bu? Ne kadar bekleyeceğiz doktor? İyileşecek mi Zeynep? Bebeğe bir şey olacak mı? Abi sakin ol ne olur. Şu kadarını söyleyebilirim. Annenin genç ve kuvvetli oluşu gebeliğin 22. haftada olması avantajımızı. Ama dediğim gibi şimdilik sadece bu kadar. Lütfen biraz sabır. Yavuz onlara bir şey olursa... Yapma abi. Dayanmamız lazım. Ne olur yapma. Dün gece kırdım seni değil mi? Ağır konuştum istemeden. Önemli değil canım. Ben de biraz zorladım galiba şansımı. Bak bunların hiçbiri önemli değil Yeliz. Hiçbiri birbirimizi kırmamıza sebep değil. Canım. Bırakma elimi tamam mı? Hiç bırakma. Doktorumuz bilgi verecek efendim. Sağ ol. Canım benim. Ne diyor doktor? Bekleyecekmişiz. Bebek dayanıyor. Zeynep de öyle ama... Her an her şey olabilir. Tamam Ela tamam. Bu da geçecek. Bana bak. Yüzüme bak. Kaç saatimiz geçti bu koridorlarda. Kaç uykusuz gecemiz. Kimleri bekledik burada? Kimler için dua ettik? Kaç kişi için ha? Çok kişi için Murat. Sayamayacağımız kadar çok kişi için. Beklemekle geçen saatlerimizin burada... Bu koridorda döktüğümüz elcel terlerinin karşılığını alacağız bugün evlat. Kızımı da, torunumu da sağ salim çıkaracağız buradan. İnan buna. Ve sakın başka bir şey getirme aklına. Anladın mı beni evlat? Sakın ha, sakın. O nerede abi? Fikret nerede? Bilmek istediğine emin misin? Lütfen abi. Rıza Baba, lütfen. Sen bekle bizi canım burada, tamam mı? Usta, ne geçiyor aklından? Senin? Biliyorsun. Bilmesem daha iyi. Sen ne düşünüyorsun? Bilmesen daha iyi. Yaşıyor mu hala? İt canlı herif. 3 kere durdu kalbi ama dayandı. Ama dayanmanın da bir sonu var tabii. Eğer istersek öyle değil mi Rıza Baba? Bir şey söylesene. Sen ne diyorsun bana? Sana bağlı kardeşim. Bu herif o tüplere falan değil. Senin söyleyeceğin bir tek kelimeye bağlı. Ben sadece karımla çocuğumu düşünüyorum Rıza Baba. Duydunuz değil mi? Yani hiçbir şey. Hayır. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbirinize güvenmiyorum. Kendime hiç güvenmiyorum. Ne yapacağız o zaman? Ali. Buyurun abi. Naklettiriyorsun bu adamı buradan. Hangi hastaneye götürüldüğünü bir tek sen bileceksin. Kim sorarsa sorsun söylemeyeceksin. Bana bile tek kelime etmek yok anladın mı? Tabii Rıza Baba. Çıkıyoruz hadi. Mesut, Hüsnü. Hadi. Fikret artık kimseye zarar veremeyecek. Merak etme. Amirinize teşekkür ettiğimi iletirsiniz değil mi? Elbette. Arkadaşınız da yaralanmış galiba. Umarım atlatır. Sizin de canınızı yakmamış olur Fikret. Umarım. Umarım dediğiniz gibi olur. Hayırlı günler. Sağ olun, size de. Buyurun. Canan, ben hastaneye gidiyorum, tamam mı? Tamam. Sık sık ara, haber ver ne olur. Tamam, ararım. Bu arada Murat'ın ya da Zeynep'in annesi ararsa biliyorsun değil mi? Hiçbir şey söylemiyorum. Tamam, görüşürüz. İyi ki görmüyorsun ağladığımı. Demediğini bırakmazdın. Zeynep. Zeynep aç gözünü. Yoksa ben bugün ne anladım biliyor musun? 1000 tane ceset gördüm. Bir o kadar katil. Ya yakaladım, ya sorguladım. Gözünün içine baktım hepsinin. Ama asıl bugün gördüm Zeynep. Cinayet nasıl bir şeymiş, ne demekmiş. Fikret'i o yatakta yatarken gördüğümde anladım. Kısacık bir an. O adamı. Sana bunu yapan o hayvanı öldürdüğümü hayal ettim. İçim köpürdü önce. Bir el itti arkamdan sanki. Hadi dedi. Tam atacaktım adamımı. Sen geldin gözümün önüne Zeynep. Tuttun elimi. Yapma dedin. Beni bekle. Döndüğümde ellerin temiz olmalı dedin. O an bendeydin Zeynep. İçimdeydin. Hissettim. Sana teslim ettim kendimi. Vazgeçtim. Sen vazgeçme ama. Sakın bana dönmekten vazgeçme. Bırakma beni. Yalnız bırakma beni. Başka seslere bırakma Zeynep. Ne olur gitme. Ağlıyor musun sen? Zeynep, canım. Uyandın. Kendine geldin. Bunlar ne? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Bekle burada. Tamam mı? Yavuz! Yavuz uyandı. Zeynep kendine geldi Yavuz! Tansiyon nasıl? Normal seviyede hocam. Güzel. Bebeğim iyi mi doktor? Yaşayacak değil mi? Ne olur iyi bir şey söyleyin. Sakin ol canım. En önemlisi senin kendine gelmiş olman. Ya kaybedemem onu Murat. Vazgeçemem bebeğimden. Düşünme bunları Zeynep. Her şey yoluna girecek. Öyle değil mi doktor? Girdi bile hanımefendi. Doktor? Kurtuldu değil mi? Bebeğim kurtuldu değil mi doktor? Ben bu kadar inatçı anne, bu kadar inatçı bebek görmedim. Fetüsün kalp atışları gayet normal. Sağ olun. Çok şükür. Yeğenime bak benim, aslanıma bak be. Akşama doğru taburcu olabilirsiniz. Ama yine de bir süre yaşadığınız sarsıntıyı ve travmayı düşünerek dinlenmeniz hem sizin hem de bebeğiniz için iyi olacaktır. Dinlendireceğiz tabii doktor. Sağından soluna döndürmeyeceğiz bundan sonra. Sağ olun. Her şey için çok sağ olun. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Gözün aydın Zeynep. Geçmiş olsun canım. Sağ ol Yeliz. Çok sağ ol. Hemen haber veriyorum Ayla ablalarla merkezdekilere. O ne korkuydu öyle ya? Geçti gitti. Önemli olan bu. Zeynep de bebek de direkten döndü resmen ya. Bırakmadınız ki o direkleri alıp Fikret'im ben... Mesut, kapattık o konuyu değil mi? Kapattık Rıza Baba, kapattık tamam. Yeliz Zeynep'in yanında Rıza Baba bir şeye ihtiyacı olursa diye. Ayla ablalara da haber vermiş. Oraya o kadar kalabalık yeter. Akşama da çıkıyorlar zaten. Hadi şimdi işimize gücümüze bakalım. Zeynep, ne yapıyorsun sen hayatım? Kalkıp dolanacağım biraz, sıkıldım. Hayır, yatacaksın. Hem de kıpırdamadan, böyle tavana bakıp dümdüz yatacaksın. Başka canım? Annemlerin sözünden de çıkmayacaksın. Ya şart mıydı ikisini birden çağırman? Seninki veya benimki yeterdi, kafam şişecek şimdi. Olsun. Ne kadar iyi bakılırsan o kadar çabuk toparlarsın. İtiraz yok, tamam mı? Üf, tamam. Hı? Bana bir su verir misin? Tabii. Sen çıkmıyor musun? Gelsin bizimkiler, çıkacağım. Merkezdeki işleri de erken bitirmeye bakacağım. Koşa koşa karımın yanına geleceğim. Canım. Söyle hayatım. Ben hastanede öyle baygın yatarken bir tek sen mi vardın yanımda? Evet. Arada giren çıkan oldu ama ben hep oradaydım. Elimi de sen tutuyordun. Herhalde yani. Başka kim tutacak ki? O zaman o güzel lafları da sen ettin. Ne? Hangi lafları? İşte sen olmazsan ben ne yaparım? Hayatımın ne anlamı kalır ki? Sana gelen bana gelsin. Selvi boylum al yazmalı. Yuh, ben mi demişim bunları? Demedin mi? Uyduruyor muyum ben? Aynen öyle canım. Hem televizyona çıktı odada. Belki oradan duymuşsundur. Ben hayatta konuşmam böyle. Hiç kıvırma. Duydum hepsini. Duydun ha? Hı hı. Bir de duymadıklarım var. İçimde olanlar. Duymama gerek yok. Hepsini biliyorum. Hepsini mi? Hı hı. Sen sussan da kalbin sürekli konuşuyor benimle. Hiç susmayacak, biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Seni seviyorum.